Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhabalar. Sesim geliyor mu? Bir ses kontrol yapalım. Sesim gayet net geliyorsa çete yazabilir misiniz? Güzel. Çeti şöyle aşağıya alalım. Buradan sizinle bir istişare yapalım. Tanışalım. Ondan sonra derse geçeceğim. Ee, saat tam 18.00'da diye konuşmuştuk. Umarım kimse geç kalmaz. Arkadaşlar, önce kendimi tanıtayım. İsmim Ramazan, İnkılap Tarihi, yani YKS Tarih anlatıyorum. 8 yıldır bu sektördeyim arkadaşlar. 2015 yılında Akdeniz Üniversitesi'nden mezun oldum. Ee, Konya'da görev almaktayım. Onun dışında Sevgili arkadaşlar, YouTube Tarihane kanalı var. Belki denk gelmiştir, göreniniz olmuştur. Ben yine şuraya yazayım. YouTube Tarihane kanalı. Duyan var mı? Bakın, biz bu kanalda soru çözümleri yapıyoruz. Genel tekrar videoları yapıyoruz. Aynı zamanda ÖSYM'nin sormuş ve sorabileceği soru tarzlarını tek tek burada ele alıyoruz arkadaşlar. Mutlaka bakmanıza fayda var. Evet, onun dışında bana soru soran var mı? Tanıtım amaçlı olduğu için arkadaşlar kısaca kendimi e, tanıttım sizlere. Malum sizin sesiniz çıkmıyor ama çete yazabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey olursa mutlaka çete yazın. Ya da anlaşılmayan bir durum olursa mutlaka çete yazın. Çekinmeyin. Dediğim gibi arkadaşlar bu bir tanıtım dersi. E, sizlere bugün Kurtuluş Savaşı'nı anlatacağım. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı e, YKS tarihte diğer platformlarda... ÖSYM'in en çok üzerinde durduğu, e, genelde iki bazen 3 sorunla çıkabildiği bir ünitedir arkadaşlar. Dikkat edin çok eğlenceli, e, öğrencinin korktuğu ama korkulmaması gereken çok eğlenceli, güzel bir ders olacak. O halde hazırsak başlıyoruz. Evet. Sevgili arkadaşlar bakın Kurtuluş Savaşı biz 3 ayrı cephede yapacağız Kurtuluş Savaşı'nı. Doğu cephesi, Güney cephesi ve Batı cephesi olmak üzere 3 ayrı cephede savaşlar var. Şimdi hocam Kurtuluş Savaşı'na gelmeden önce birazcık geriye gidelim sizinle beraber. Bir bağlantı kuralım. Hatırlayın 1. Dünya Savaşı'nı Osmanlı Devleti ne yaptı? Kaybetti. Bunun üzerine Osmanlı Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayarak savaştan çekildi. Dikkat. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın en ağır iki maddesi var. Neydi hocam o? 7 ve 24. maddeler. Dikkat. 7. madde ne diyor? İtilaf devletleri Anadolu içerisinde güvenliklerini tehdit edecek herhangi bir durum ile karşılaşacak olurlar ise istedikleri bölgeyi işgal edebileceklerdir. Ona olaya bak. Adamlar resmen bizim topraklarımızı işgal etmek için ne yapıyorlar? Sebep arıyorlar. Ya bir çatışma çıksın da e biz de aa kardeşim sizin ülkenize çatışma çıkmış. E siz bu çatışmayı bastıramıyorsunuz. O halde biz bastırmasını biliriz diyerekten ne yapacaklar? İttilaf devletleri bizim topraklarımızı işgal etmek için böyle bir kirli plan ayarlamışlar arkadaşlar. 7. madde bu. Peki hocam 24. madde nedir? 24. madde aynı. 7. maddeyle aynıdır. Fakat kapsamı biraz daha daraltılmış. Nedir o? Doğu Anadolu bölgemizde Bak Doğu Anadolu bölgesinde herhangi bir çatışma, bir isyan çıkacak olursa itilaf devletleri o bölgeyi işgal edecek. Dikkat. Adamların amacı ne? Şimdi hocam 24. maddedeki amaçları şu. Doğu Anadolu bölgemizde bağımsız bir Ermenistan devleti kurmak istiyorlar. Ve bağımsız bir Ermeni devleti kurmak için ne yaptılar? Diler ki bak kardeşim biz 24. maddeye böyle bir madde ekledik. Sen de bunu kabul ettim. Eğer bir çatışma çıkacak olursa hiç gözünün yaşına bakmam. O devleti kurarım dedi. Bunun üzerine arkadaşlar Mondros Ateşkes Anlaşması'nın 7 ve 24'ü maddelerini uygulatmamak. Diğer maddeler de var ama özellikle bu iki madde. Dikkat edin. Bağımsızlığımızı elde etmek için. Anadolu'dan e, itilaf devletlerini bertaraf etmek, atmak için. Ne yapacağız arkadaşlar? Milli mücadeleyi başlatmışız. Kurtuluş Savaşı'nı yapacağız. Kurtuluş Savaşı. Evet. 3 ayrı cepheydi. Doğu Cephesi, Güney Cephesi ve Batı Cephesi olmak üzere 3 ayrı cephe var. Dikkat. Hocam Doğu Cephesindeki ordu Osmanlı Devleti'nin terhis edilmeyen, dağıtılmayan son düzenli ordusudur. Unutma. Terhis edilmeyen, dağıtılmayan son düzenli ordusu nedir? Arkadaşlar Doğu Cephesindeki ordusudur. Unutmayın. Peki bu ordunun komutanı kim? 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir. Evet. Kazım Karabekir 15. Kolordu'nun başında. Evet. Arkadaşlar bir talimat gelsin de şu doğudaki Ermenileri topraklarımıza atayım diyerek talimat bekliyor. Bunun üzerine Kazım Karabekir'e talimat gelir ve Kazım Karabekir ordusuyla beraber ne yapıyor arkadaşlar? Ermenilere karşı mücadele ediyor. Bütün Ermenileri topraklarımızdan atıyoruz hatta hızını alamıyor bizim Kazım, kovalamaya devam ediyor. Evet, bunun üzerine arkadaşlar Ankara'dan Mustafa Kemal, Kazım Karabekir'e bir telgraf çeker. Kazım, orada kediyle farenin oynaştığı gibi oynaşma. Derhal o cepheyi kapat ve bütün askeri batı cephesine kaydır. Bizim asıl savaştığımız cephe batı cephesidir diyor. Bunun üzerine Kazım Karabekir ne yapacak arkadaşlar? Ermeniler ile Gümrü Anlaşması'nı imzalıyor. Evet. Doğu cephesini kapatan anlaşma Gümrü Anlaşması'dır rakarsa. Gümrü Anlaşması'yla bir, Ermenistan yani Ermeniler sevrin geçersiz olduğunu kabul edecek. 2. Ermeniler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyasi varlığını kabul edecek. 3. Ermeniler Misak Milli kararlarını kabul edecekler. Yani diyor ki geçmişe bir sünger çekeceğiz. Artık Sizinle dost olacağız diyor. Arkadaşlar Ermenilerle, Ermenilerle yapmış olduğumuz anlaşma gümrü anlaşmasıdır. Lütfen dikkat edelim. Hatta Türkiye tabiri ilk defa hangi anlaşmada geçmektedir? Tabii ki gümrü anlaşması. Evet arkadaşlarım bunlar bizim için önemli. Doğu cephesinde biz kiminle savaştık? Ermeniler ile. Burada Özdemir'in en çok çeldirmek için öğrenciyi düşürmek için sormuş olduğu madde şu. Yıldız koydum. Nedir o? Şöyle sormuş hakikaten. Bir parça vermiş. Yukarıdaki parça bakılaraktan aşağı hangisi yanlıştır? A şıkkında şu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurmuş olduğu düzenli ordu ilk askeri başarısını elde etti. Şimdi öğrenci diyor ki evet diyor ya. Evet biz Doğu Cephesi'nde kazandık. Yahu kazandık da. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurmuş olduğu düzenli ordu kazanmadı. Hangi ordu kazandı? Osmanlı'dan kalan son düzenli ordu kazandı. Dikkat et. Doğu cephesindeki ordu Osmanlı'dan kalan son düzenli ordu. Terhis edilmeyen, dağıtılmayan son düzenli ordudur arkadaşlarım. Bunları bilelim. Evet arkadaşlar Kazım Karabekir burada büyük bir başarı elde ettiği için kendisi Şark Fatih unvanını alacak. Doğu'nun Fatihi, Şark Fatihi olarak geçecek. Hatta Doğu Cephesi'nde şehit olan askerlerimizin evlatları var, bebekleri var geride kalan. İşte o çocuklara tek tek sahip çıkmıştır. O çocukların eğitim masraflarını üstlenmiştir. Bu yüzden Kazım Karabekir'e biz ne diyoruz? Yetimlerin babası. Evet. Arkadaşlar, Mustafa Kemal'den sonra benim en çok sevdiğim komutan Kazım Karabekir'dir. Kazım Karabekir'le alakalı birazcık araştırma yaparsanız neden sevdiğimi zaten anlarsınız arkadaşlar. Evet. Sevgili arkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk askeri başarısıdır. Ama dikkat! Tevbe'nin kurmuş olduğu düzenli ordunun ilk askeri başarısı derse yanlış. Yanlış. Hocam ben bunu nasıl ayırt edeceğim? Nasıl olacak bu? Diyeceksiniz. Sakin olun. Arkadaşlar, Doğu Cephesi'ndeki ordu, Osmanlı kalan son düzenli ordu ya, bu ordu kim için savaşıyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi için savaşıyor. Mustafa Kemal'in emrinde olan bir ordudur arkadaşlar unutmayın Mustafa Kemal Ankara'da ne yapıyor o orduları yönlendiriyor saldırın geri çekilin şunu yapın bunu yapın diyerekten o yüzden oradaki ordunun başarısı kimin başarısı sayılıyor Ankara'nın başarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başarısı sayılıyor unutmayın tamam mı arkadaşlar bu, bu tür kelime oyları yapar ÖSYM onun dışında dikkat ederseniz sıkıntı yaşamazsınız zaten gübre anlaşmasıyla cephenin kapandığını aman ha unutmayın Evet geldik güney cephesine. Sevgili arkadaşlar ben daha ne dedimse size? Doğu cephesini biz kazandık ya. Bütün Ermenileri attık. Gümrü anlaşmasıyla olay kapandı. Ne diyor Mustafa Kemal? Kazım derhal bütün askeri batı cephesine kaydır. Bizim asıl savaştığımız cephe batı cephesidir diyor. Dikkat. Hocam güney cephesi ne olacak? Kaderini mi terk ettik? Maalesef öyle arkadaşlar. Bakın biz neden bütün orduyu Batı cephesine kaydırdık? Çünkü en çetin savaşlar Batı cephesinde yapılacak. Hocam ne alaka? Ben anlamadım diyeceksiniz. Hemen şuraya bir şey çizeceğim arkadaşlar. Bakın şu şekilde şöyle bir kabaca bir harita çizelim. Sevgili arkadaşlar şurası Güney cephesi. Bakın şurası Doğu cephesi. Güney cephesinde biz kiminle savaşacağız? Fransa. Bakın Fransa artı Ermeniler. Ayda hocam. Ermenileri biz daha nerede gördük? Doğu cephesinde gördük değil mi? Birazdan değineceğim. Batı cephesinde biz kiminle savaşıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Yunanlarla savaşıyoruz. Aslında Yunanlar değil. Yunanistan'ın arkasında, perdenin arkasında bir devlet var. Dünyanın en güç devleti. Evet, dünyanın en güç devleti arkadaşlar. Kim var? İngiltere var biz aslında Batı cephesinde dünyanın en güçlü devletiyle savaşacağız. Bu yüzden Mustafa Kemal ne diyor? Bizim asıl savaştığımız cephe Batı cephesidir diyerek orduyu ne yaptık? Batı cephesine kaydırdık. Evet sevgili arkadaşlar şimdi gelelim sizinle beraber pardon şuraya geçeyim. Sizinle beraber Güney cephesini ele almaya. Bakın Güney cephesinde İki ayrı devletle savaşacağız. Ermeniler ve Fransızlarla savaşacağız. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Ermeniler ne alaka? Hatırlayın 1. Dünya Savaşı'nı. 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde Enver Paşa mücadele etmişti. Sarıkamış harekatı yapılmıştı. Hatta biz Ruslara karşı harekata başlarken içimizdeki millet olan, içimizdeki millet Ermeniler ne yaptılar biliyor musunuz? Ruslara yardım ve yataklık yaptılar. Ruslara yol gösterdiler. Durun durun sakin olun. O güzergahtan gitmeyin. Karşınıza Türk askeri çıkar. Şu güzergahtan giderseniz önünüze kimse çıkmaz. Bu yol açık diyerekten Ermeniler ne yaptılar? Ruslara yardım ettiler. Yol gösterdiler. Bunun üzerine biz Birinci Dünya Savaşı esnasında Ermeniler için bir kanun çıkardık. Nedir bu kanun? Tehcir kanunu. Tehcir kanunu ile Doğudaki Ermeniler ne yaptık? Farklı bölgelere dağıttık. Bir kısmını Adana tarafına, bir kısmını Suriye, Halep, Şam tarafına dağıttık arkadaşlar. Amaç bir araya gelip isyan etmesinler diyerek dağıttık. İşte o dağıttığımız Ermenilerin bir kısmı nerede? Adana tarafında. E kardeşim Fransızlar Güney Cephesi'nden saldırıya geçecekler. Diyor ki Ermeniler, siz Osmanlı'ya saldırıyorsunuz kardeşim bizim mi düşmanımız bunlar? E o zaman ikimiz ittifak yapalım. Güney cephesine beraber saldıralım diyecekler. Arkadaşlar o zaman güney cephesinde dikkat bakın. Kimler var? Fransa var. Ermeniler var. Peki bunların yanında kim var bir de? İtalya var. Şimdi hocam şu ikisiyle sıcak çatışma yapılmıştır güney cephesinde. Fakat İtalya ile sıcak çatışma yok. Hocam o zaman niye geldi bunlar? Yahu adam zorla getiriliyor. İtalya'nın asıl amacı neydi biliyor musunuz? İtalya'nın amacı hatırlarsanız Birinci Dünya Savaşı esnasında saf değiştirmişti bu adamlar. Amaçları İzmir ve çevresini almaktı. Fakat İngiltere, Fransa bu İtalya ya ne yaptılar? Yamuk yaptılar. İngiltere, ile Fransa İtalya'ya yamuk yaptılar. Ya Arkadaşlar o yüzden İtalya dedi ki kardeşim ben ne yapacağım diyor ya. Adana, Urfa, Antep, Maraş illerine ben ne yapacağım? Benim istediğim yer neresi? Ben neredeyim? Kardeşim diyor, İzmir'i ben istedim ama Yunanistan'a verdiler. Ben bunu kabul etmiyorum diyerek İtalya çok sinirlenir ve bizimle sıcak çatışmaya girmiyor. Hatta İtalya elindeki silahları Türk askerine veriyor. Al diyor al. Siz diyor bu silahları alın. Sıkın Yunan gavuruna diyor. Yani Yunanlara sıkın. Ya Arkadaşlar niye böyle bir şey diyor? Çünkü İzmir'i İtalya istiyordu. Yunanistan'a verdiler. O yüzden İtalya'nın en büyük düşmanı artık kim? Yunanistan. İtalyanlar, İtalyan askerler ne yapıyor? Elindeki silahları Türk ordusuna arkadaşlar vermiştir. Bunu da asla unutmayın. Evet Güney Cephesi'nde Adana, Urfa, Antep, Maraş illerinde çok çetin bir mücadele veriyoruz. Adana'da Tufan Bey, Antep'te Şahin Bey, Maraş'ta Sütçü İmam, Urfa'da Ali Saip Bey önemli kahramanlıklar yapacak arkadaşlar. Hatta Maraş'ta Cuma sabahı Fransız bayrağı şehrin meydana dalgalanıyor. Bunun üzerine arkadaşlar Rıdvan Hoca caminin minberine çıkıyor ve diyor ki cemaate siz şehrin meydanında Fransız bayrağı dalgalanırken Cuma namazı kılmak mı istiyorsun? Asla! Şehrin meydanında Fransız bayrağı dalgalanırken ben asla cuma namazı kıldırmam der. Ve bütün cemaati örgütleyip Fransızlara karşı mücadeleye başlıyorlar arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bakın. Güney cephesinde e, biz mücadele ederken aynı anda Batı cephesinde de savaşlar var. Yani Batı cephesinde savaşlar devam ederken eş zamanlı senkronize, eş zamanlı Güney cephesinde de savaşlar yapılıyordu. Batı cephesinde biz Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandık. Bu savaş sonucunda Fransızlar ve İtalyanlar ne diyor? Biz çekiliyoruz. Güney cephesini boşaltıyoruz dediler. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra 1921 Ankara Anlaşması'yla Güney cephesi kapanmıştır arkadaşlar. Evet ben şu anda tanıtım dersi olduğu için arkadaşlarım 40 dakika içerisinde üniteyi birazcık şöyle genel hatlarıyla anlatmaya çalışacağım. Zaten eğer memnun kalırsanız sizinle beraber süreci devam ettirecek olursa ...ben bunları size teferruatlı, bol hikayeli bir şekilde ders size anlatacağım. Evet, bakın arkadaşlar Güney cephesinde bitirdik. Geldik nereye? Batı Cephesi'ne. Bakın Batı Cephesi'ndeki önceki komutanımız kimdi? Ali Fuat Cebesoy. Bakın Ali Fuat Cebesoy. Şimdi Ali Fuat Cebesoy'u biz Sivas Kongresi'ndeyken hatırlayın... ...ne yaptık? Batı Cephesi'ni atadık. Ali Fuat Cebesoy... Kuvayi Milliye Komutanlığı'nın başında. Ali Fuat Soy çok gaza geliyor. Diyor ki, lan Kazım Baba, yani Kazım Karavekir, doğuda esip gürledi. Adam Ermenileri toprak attı attı. Büyük bir başarı elde etti. Ben de diyor, bu Rumlara karşı saldırıya geçeceğim. Ben de başarı elde edeceğim diyor. Ve arkadaşlar Ali Fuat ve yanındaki birlik, Rumlara karşı saldırıya geçer. Hangi saldırı o? Gediz taarruzu. Bakın Gediz taarruzu. Evet biz Gediz taarruzunu yapıyoruz fakat başarısız oluyoruz arkadaşlar. Bunun üzerine Gazi Mustafa Kemal ne diyor? Alif Açebesi Neden saldırdın? Savunma yapmak yerine neden saldırıya geçiyorsun? Gücümüzü ifşa ettin. Neden saldırdın der. Ve Alif Açebesi Çok fena kızar. Alif Açebesi'yi alır. Moskova'ya elçi olarak gönderir. Yani bu nedir biliyor musunuz? Bu bir nevi gözümün önden defo. Defo. Çünkü sen benim talimatlarım dışında hareket ettin, başarısız oldun. Gücümüzü ifşa ettin. Diyerek Ali Fuat Cebesoy'u bu şekilde Moskova'ya elçi olarak gönderir. Dikkat! Yerine kimi atayacak? Ali Fuat Cebesoy'un yerine kimi atayacağız? Tabii ki İsmet İnönü e arkadaşlar. Evet. İsmet İnönü e Batı Cephesi komutanına atanmıştır. Peki ne oldu hocam? İsmet İnönü Batı cephesindeyken biz totalde şu savaşları yaptık. Bakın. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Kütahya, Eskişehir, Sakarya. Büyük taarruz savaşlarını yapacağız Batı cephesinde. Çok büyük savaşlar bunlar. Sırasıyla bu savaşları yapacağız. Evet. Birinci İnönü savaşını savunma yapıyoruz, kazanıyoruz. Bak Rumlar saldırdı, biz savunma yaptık. Savunma yaparak savaşı kazandı. Dikkat. Bunun üzerine arkadaşlar Mustafa Kemal ne diyor? Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini bulunur kurtaracak bahtı kara maderini. Evet. Bu sözü 1. İnönü Savaşı'ndan sonra İsmet İnönü'ye söylemiştir arkadaşlar. Dikkat edin Mustafa Kemal'in sözlerini. ÖSYM'nin son zamanlarda çok sormaya başladı. Rövaşta olduğu için biraz daha dikkat edin arkadaşlar buralara. Evet, 1. İnönü Savaşı'nı kazandık. Peki 1. İnönü Savaşı'nın sonuçlarını biz ne olarak kutluyoruz? Milat ya da talim diye kutlayabilirsiniz. Bakın burada olduğu gibi milat diyebilirsiniz, talim diyebilirsiniz. Moskova dostluk anlaşması, İstiklal Marşı'nın kabulü, Londra Konferansı'nın toplanması, Afganistan dostluk anlaşması, Teşkilat-ı Esasiyenin kabulü, yani 1921 Anayasası'nın kabulü. Evet. Şimdi bunları arkadaşlar sizinle beraber birazcık içeri değinmek istiyorum. Moskova dostluk anlaşması biliyorsunuz. Kiminle yaptık? Rusya'yla. Rusya diyor ki Sizinle dost olmak istiyorum. Hay hay olalım. Olalım. Koskoca Rusya'yı yanımızda isteriz değil mi? Güçlü olmak isteriz. Çünkü dünyanın en güçlü devlet olan arkadaşlar İngiltere ile savaşıyoruz. Savaşı kaybetmemek için, bağımsızlığımızı elde etmek için Rusya'nın desteğine de ihtiyacımız var. Güçlü bir devletin desteğine ihtiyacımız var. Dost olalım. Rusya diyor ki, öyle kuru kuruya dostluk olmaz. Ne olacak? Diyor ki bana diyor Batum'u verin. Batum bana verin. Sizinle ölene de kan kolalım diyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal bu durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi ile istişare eder. Der ki eğer Batum'u Rusya'ya verirsek Rusya'nın desteğini alacağız ve Anadolu'yu kurtaracağız. Eğer Batum'u Rusya'ya vermezsek Rusya bize destek olmayacak ve biz tek başımıza Yunanlara karşı yani İngilizlere karşı mücadele edeceğiz savaşı kaybedebiliriz. Maazallah Anadolu'yu kaybedebiliriz Gerek durumu istişare ediyor Türkiye Büyük Millet Meclisi Yani kısaca şunu söylüyor hocam. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. Batumu verelim Anadolu'yu kurtaralım diyecek. Bunun üzerine arkadaşlar Batumu Moskova anlaşmasıyla Rusya güdümündeki Gürcistan'a bırakıyoruz. Ve böylece Misak Milli'den ilk taviz verilmiş oluyor. Evet geldik diğeri Nedir o? İstiklal Marşı'nın kabulü. Arkadaşlar İstiklal Marşı için binlerce şiirler, Şiir yarışmaları düzenlenir. Ve Şiir yarışmasında büyük bir para ödülü var. Mehmet Akif sırf bu para ödülünden dolayı savaşa katılmak, e, yarışmaya katılmak istemez. Bak 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 Mehmet Akif'e bak. Para için yarışmaya katılıyor derler diyerekten yarışmaya katılmak istemez. Fakat sevdikleri Mehmet Akif'in çok şair bir yönlü olduğunu bildikleri için... Mehmet Akif'in yarışmaya katılmasını isterler, baskı yaparlar. Derler ki tamam, eğer birinci gelece olursan ödülü bir vakfa bağışlarsın, bir kuruma bağışlarsın. Yeter ki şu yarışmaya katıl derler. Ve arkadaşlar Mehmet Akif Ersoy ne yapıyor? Taceddin dergahına kapanıyor. Taceddin dergahını düşünüyor. Metehan'dan Atilla'ya, Atilla'dan birinci kılıç Alaaddin Keykubat'a, Fatih Sultan Mehmet'e, Yavuz'a, kanuni dönemlere şöyle bir göz önüne getiriyor ve şu anda içinde bulunduğumuz o bunalımlı durumu göz önüne getiriyor ve alıyor elle kalemi korkma diyerek başlıyor. Evet. Korkma diye kime sesleniyor? Türk ordusuna. Arkadaşlar Mehmet Akif'in şiiri açık ara birinci olur ve ödülü Darül Mesai denilen kuruma bağışlıyoruz. Darül Mesai askeri kıyafetlerin dikildiği dikim evidir orası. Sevgili arkadaşlar İstiklal Marşı 1. İnönü Savaşı'ndan sonra hazırlanmıştır. Dikkat edin. Zaten detaylarını sizinle beraber normal süreçte anlatacağım. Geldik Londra Konferansı'na. Şimdi biz e, 1. İnönü Savaşı'nı kazandık ya. Yunanlar çil yavrusu gibi de almaya başladı. Bunun üzerine hemen İngiltere devreye girdi. Bak 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 İngiltere'ye bak. Ne diyor? Sakin olun, sakin olun diyecek ya. Gelin anlaşabiliriz. Gelin Londra'ya gelin diyecek. Biz de ne yapıyoruz? Tamam biz barış yanlısı bir devletiz zaten. Sağa karşıyız. Gelin görüşelim. Arkadaşlar Londra Konferansı'na hem Türkiye Büyük Millet Meclisinden hem de İstanbul Hükümeti'nden yani Osmanlı Devleti'nden temsilciler çağrılıyor. Ba. Ulan kurtuluş savaşını yapan biziz. Niçin Osmanlı Devleti'nden yetkili çağırıyorsun? Amaçlar ne biliyor musunuz? Osmanlı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aralarının açık olduğunu, zıt olduklarını bildikleri için Diyorlar ki biz hem İstanbul hükümetinden temsilci çağıralım hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden temsilci çağıralım. Bunlar konferans esnasında birbirlerine girsinler, kavga etsinler. Biz de o esnada diyelim ki ya hemen şuraya imza atar mısınız? Şuraya bir imza. O kargaşadan sevri imzalatırız diye düşünüyorlar. Kirli planları bu. Arkadaşlar İstanbul hükümeti adına Tevfik Bey, Tevbe adına Bekir Sami Bey katılıyor. Şimdi konferans başladı, toplantı başlıyor. Sürekli söz hakkını İstanbul hükümeti temsilcisi Tevfik Bey'e verecekler. Bekir Sami Bey'e hiç söz hakkı verilmiyor. Amaçları bu zaten. Kavga çıksın diye. Bir olur, iki olur, üç olur. Hep sürekli Tevfik Bey konuşuyor. En son Tevfik Bey ayağa kalkar ve der ki sözü milletin asıl temsilcisi olan Bekir Sami Bey'e bırakıyorum der. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcisine bırakıyor. Bunun üzerine Tevfik Bey oturur. Kim ayağa kalkıyor? Bekir Sami Bey. Başlıyor misak-ı milli anlatmaya. Tüm Avrupa devletler şok. İngilizler şok geçiriyor. Nasıl olurlar? Nasıl olur? Bizim amacımız bunları birbirine düşürmekti. Bunlar dayanışma içerisinde. Nasıl olur devletten? Şok oluyorlar. Evet. Burada Tevfik adamlık yapıyor arkadaşlar. Bu arada ben Konyalıyım bizim Koya'da keyfiye e, derler arkadaşlar. Teyfiye tifık derler. Tifık resmen adamlık yapmıştır burada. Evet. Sevgili arkadaşlar sonuncusu Afganistan Dostluk Anlaşması. Afganistan Müslüman bir devlet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan'dır. Teşkilat Esasiye yani 1921 Anayasası Yeni Türk Devleti'nin ilk yazılı anayasasıdır arkadaşlar. Bunu da lütfen unutmayın. Evet geldik ikinci İnönü Savaşı'na. Yine savunma yapıyoruz. Yine kazanıyoruz. Bunun üzerine Gazi Mustafa Kemal Ankara'dan İsmet'e bir mektup çeker. Der ki siz orada yalnızca düşmanı değil. Türk milletinin makus talihini de yendiniz. Yani diyor ki siz orada yalnızca düşmanı değil. Türk milletinin kötü giden talihini de yendiniz. Şeytanın bacağını kırdın İsmet diyor. Çünkü biz uzun yıllardır arka arkaya iki savaş kazanamıyorduk. Evet. Biz ilk defa, uzun yıllar sonra ilk defa bakın birinci yıl savaşını kazandık. İkinci yıl savaşını kazandık. Arka arkaya iki savaş kazandığımız için Mustafa Kemal bu sözü İsmet İnönü'ye söylemiştir. Dikkat edin. Arkadaşlar ikinci yıl savaşının sonuçlarını şöyle bir göz atacak olursak. Fransa ve İtalya ilk defa Anadolu'yu boşaltma kararı alacak. İlk defa Anadolu'dan çekilme kararı ne zaman almıştır? Tabii ki 2. İnönü Savaşı'ndan sonra. Unutmayın. Geldik Kütahya-Eskişehir Savaşı'na. Sevgili arkadaşlar, Kütahya-Eskişehir Savaşı yine savunma yaptığımız fakat Türk ordusunun kaybettiği ilk ve tek savaştır. Bunu asla unutmayın. Türk ordusunun kaybettiği ilk ve tek savaş. Biz savaşı kaybedince Mustafa Kemal Ankara'daki milletvekillerine şöyle sesleniyor. Bana diyor bütün yetkiyi verin. Bana bütün yetkiyi verin, ordunun başına geçeyim, önümüzdeki savaşları ben yapayım diyecek. Şu anda Mustafa Kemal biliyorsunuz ki Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, meclis başkanlığı yapıyor. Ordunun başına değil. O yüzden diyecek ki bana bütün yetkiyi verin, ordunun başına ben geçeyim, önümüzdeki savaşları ben yapacağım diyor. Bana güvenin diyecek. Bunun üzerine meclis içerisinde Mustafa Kemal'i sevenler de var, sevmeyenler de var. Sevmeyenler, hatırlayın arkadaşlar geçmiş konuları. İstanbul işgal edilince Osmanlı Mebusan Meclisi basılır ve oradaki kaçan milletvekilleri Ankara'ya Mustafa Kemal'e sığınmışlardı. Mustafa Kemal de onlara kucağını açtı. Tamam dedi gelin. Siz seçilmiş mebussunuz, milletvekilisiniz. Size her zaman kapımız açık diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onlara görev verdi. Fakat onlar ne yaptılar? Mustafa Kemal'i desteklemek yerine Mustafa'yı nasıl alt edebiliriz? Mustafa Kemal'i nasıl şutlayabiliriz? Ondan nasıl kurtulabiliriz? Yani hep böyle çare aramaya başladılar. Bu yüzden Mustafa Kemal'i seven de sevmeyen de herkes tam yetki verdi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Mustafa Kemal'i sevenler yetki vermiş. Sevmeyenler niye yetki verdi? Diyorlar ki nasılsa Mustafa eline bula eline yüzüne bulaştıracak. Nasılsa kaybedecek. Biz de diyeceğiz ki Mustafacığım savaş kaybetmişsin. E, her yenilginin bir faturası var. Sana güle güle diyerek Mustafa'yı şutlarız. Mustafa Kemal'den kurtulmuş oluruz diyecekler. Bu yüzden tam yetki veriyorlar. Ve arkadaşlar Mustafa Kemal başkomutanlık kanunu çıkaracak. Başkomutanlık kanunu çıkardıktan sonra ordunun başına geçiyor. Ve ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın şöyle bir harita çizik olursak şuraya. Bakın şurası Boğazlar olsun. Şurada Sakarya Nehri var. Bakın ordumuz Sakarya Nehri'nin batısında mücadele etmişti. Biz burada savaşı kaybedince Mustafa Kemal dedi ki biz orduyu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekeceğiz. Bak ne yaptık? Sakarya Nehri'nin doğusuna çektik. Yani bir nevi geri çekiliş. Bizim bu geri çekilişimiz Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Avrupa'da büyük manşetler atıldı. Türkler Kütahya Eskişehir Savaşı'nı kaybettiler, korktular, kaçıyorlar. Kaçıyorlar diyerekten manşetler atıldı. Bilmiyorlar ki aslan yarasını tedavi ettirmek için zaman kazanmak istiyor. Bilmiyorlar. Arkadaşlar geri çekilmemizi sormuş ÖSYM. Neden geri çekildik? Neden Sakarya Nehri'nin doğusuna çekildik? Bir, zaman kazanmak istiyoruz. Niçin zaman? İki, arkadaşlar takviye askerler gelsin. Üçüncüsü, yaralı askerlerimiz tedavi edilsin. Dördüncüsü, planlı programlı, stratejik bir şekilde ne yapmak istiyor? Yönlendirmek istiyor. Bu yüzden zamana ihtiyacımız var diyerek Mustafa Kemal orduyu Sakarya'nın doğusuna çekti. Ve ordunun ihtiyaçlarını, kıyafet, yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için tekalifi milli emirlerini çıkarmıştır. Tekalifi milli emirleri ile halk elini taşın altına koyuyor. İşte herkes bir şeyler bağışlıyor orduya. Kimisi para bağışlıyor, kimisi bir çift öküzünü bağışlıyor, kimisi ekmeğini bağışlıyor, bir çuval ununu bağışlıyor. Hiç yoktan bir çift çorap bağışlıyor arkadaşlar. Anladık mı? Evet. Burada ne var? Milli birlikle beraberlik var. Milliyetçi ruhu var. Yani hocam halkın tamamı mücadeleye destek verdiği için topyekun savaş yapacağız. Hangi savaş için hazırlık yapıyoruz? Tabii ki Sakarya. Sakarya meydan muharebesi için. Evet. Arkadaşlar Türk ordusu hazır. Yaralıları tedavi edilmiş. Kıyafet ihtiyacı giderilmiş. Erzak ihtiyacı giderilmiş motive edilmiş ve ordunun başına atıyla beraber Gazi Mustafa Kemal çıkıyor. Ve ordu adeta sevinçten çıldırıyor. Ne alaka? Ha? Ne alaka? Hocam şöyle bir geri sizinle beraber. Ordu şunu biliyor şunu. Diyor ki eğer başımızda Mustafa Kemal varsa biz bu savaş kazanırız diyor. Ne alaka? Hatırlayın 1911 Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal başarılı olmadı mı? Oldu. 31 Mart Vakası'nda başarılı olmadı mı? Oldu. Çanakkale'de başarılı olmadı mı? Oldu. Kafkas Cephesi'nde başarılı olmadı mı? Oldu. Suriye Filistin Cephesi'nde başarılı olmadı mı? Oldu. Adamın her gittiği yerde başarı var. Bu yüzden Türk ordusu ne diyor? Eğer başımızda Mustafa Kemal varsa biz bu savaşı kazanırız diyecek. Bunun üzerine Akarsar Mustafa Kemal ordusuna dönerek şu sözleri söylüyor. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O sattık bütün vatandır. Vatanın her karış toprağını vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça asla terk edilemez. Bu sözü söylüyor. Türk ordusu zaten gaza gelmiş. Allahu Ekber diyerekten bir vuruyoruz. Çil yavrusu gibi dağılıyor. Yunanlar dağılıyor adeta. Bir kısmı silahları atmış denize atlayarak kaçıyorlar. Bir kısmı ise sağa sola katışıyor. Evet. Bozguna uğradı Rumlar. Sakarya Meydan Muharebesi Türk ordusunun son 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 savunma savaşıdır. Evet. Biz bu savaşı kazanıyoruz hocam. Evet. Bu savaş kazanımız için Mustafa Kemal Mareşallik rütbesini aldı. Mustafa Kemal gazilik ünvanını aldı. Ve Mustafa Kemal'e olan güven arttı. Mustafa Kemal'e sınırsız yetki verdiler. Yeter ki vatanı kurtar, sana sınırsız yetki diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi tam desteğini verdi arkadaşlar. Evet Doğu cephesini tam anlamıyla kapatan sınırlarımızı çizen Kars Anlaşması yapıldı. Fransız ve İtalyanlar biz teslim oluyoruz, biz çekiliyoruz, biz çekiliyoruz diyerekten Güney cephesini boşalttılar. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Güney cephesi kapandı arkadaşlar. Bak. Batıdan vuruyoruz, güneyden ses geliyor. Böyle bir etki yaratmışız düşünün. Sevgili arkadaşlar, Geliyoruz nereye? Tabii ki son savaşımız olan büyük taarruza. Evet. O totalde 6 yıl dakikamız var. Bakın halledeceğim. istiyorum az kaldı. Büyük taarruzu şöyle anlatalım size. Arkadaşlar Sakarya Meydan Muharebesi'nde hatırlayın tekalifi milli emirlerini çıkarmıştık. Ordunun ihtiyaçlarına gidermiştik değil mi? Ordunun bütün ihtiyaçları giderildi. İkinci kez yine çıkarıyoruz. Ordunun tüm ihtiyaçları gideriliyor ve Mustafa Kemal diyor ki Vakit tamam, evet. Vakit tamam, artık savunma değil. Saldırıya geçeceğiz, taarruza geçeceğiz diyor, atağa geçeceğiz. evet. Bir yıla yakın büyük bir hazırlık yaptık. Arkadaşlar, bakın bu savaşın adı, diğer adı nedir? Başkomutanlık Meydan Muharebesi, büyük taarruz. Bu savaş için Mustafa Kemal Afyon'un Kocatepe bölgesinden, Afyon'un Kocatepe bölgesinden ordusuna şu sözleri söyler. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İyileri sözünü söylüyor ve Türk ordusu öyle bir gaza geliyor ki bütün Rumları denize döküyoruz arkadaşlar. Bütün Rumları denize döküyoruz. Evet. Rumlar denize atlayıp kaçarken hemen Rumların arkasındaki İngiltere ne yapıyor? Ateşi kesin, ateşi kesin diyecek, ateşi kesin. Ya. Bunun üzerine Mudanya Ateşkes Anlaşması'nı imzalayacağız sevgili arkadaşlar. Bakın Kurtuluş Savaşı arkadaşlar bu şekilde 3 ayrı cephede yapılıyor. Savaşları saydık size. Önemli olan kısımları yine birkaç şey daha var Onlara söyleyeceğim. Dersi tamamlayacağım merak etmeyin. Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Çünkü İtilaf Devletleri İstanbul'u kime bıraktılar? Türkiye'yi büyük millet bıraktılar. Çekiliyorlar, Anadolu'yu boşaltıyorlar. E kardeşim İstanbul'u Osmanlı'ya değil de tevmeye bırakırlarsa Osmanlı hukuken yok sayılmış, hukuken sona ermiş demektir. Evet, yine Mudanya Ateşkes Anlaşması'yla milli mücadelenin askeri safhası bitti, siyasi safhası başlamıştır arkadaşlar. Peki her savaş sonucunda bir barış anlaşması yapılmaz mı? Yapılır hocam. Peki o size soruyorum yapılacak olan Lozan Barış Anlaşması'na sadece bizi çağırsınlar. Osmanlı Devleti'nden herhangi bir temsilci çağırmasınlar. Sadece tevmeyi çağırsınlar diyerek biz Lozan Barış Anlaşması'ndan önce, hemen önce ne yapıyoruz? Saltanatı kaldırıyoruz arkadaşlar. Evet. Niçin? Dediğim gibi Lozan'da ikilik yaşanmasın diyerek saltanatı kaldıracağız. Saltanatı şöyle kaldırıyoruz. 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat kaldırıldı ve böylece son padişah Vahdettin halife olarak kalıyor. Artık padişah değil sadece halife. Bunun üzerine Vahdettin diyor ki eyvah benim canım tehlikede her an beni linç edebilirler diyerek ne yapıyor arkadaşlar? İngiltere'ye sığınıyor. Peki bunun üzerine bunun üzerine Mustafa Kemal ne diyor? Halife İngiltere'ye gitmiş. İngilizler halifeliği bize karşı koz olarak kullanabilirler. Buna bir önlem almamız lazım, bir çare bulmamız lazım diyerek ne yapacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yeni bir halife seçilecek. Yeni halife kim seçiliyor? Tevme tarafından Abdülmecit Efendi. Ve böylece Vahdettin'in halifeliği düşmüş olacak. Bakın bunlar ÖSYM tarafından geçmiş yıllar devamı sorulmuştur arkadaşlar. Dikkat edin. Saltanatın kaldırılmasıyla Osmanlı resmen sona ermiştir. Evet. 623 yıllık imparatorluk sona erdi değerli arkadaşlarım. Ve Lozan Barış Anlaşması'yla Türkler yani Türk ordusu, Türk milleti bağımsızlığını elde etti arkadaşlar. Evet şu anın totalde 8 tane beni dinleyen arkadaşımız var. Arkadaşlar ben derslerimi ÖSYM çıkmış sınav sorularına göre anlatırım. Yani konu anlatırken arkadaşlar bakın ÖSYM geçmiş yıllara şöyle sormuş. Bize böyle gelebilir. Hep ÖSYM vurgusu yaparım zaten. Yine benim YouTube kanalımda bilmeyen varsa tekrar söylüyorum sonradan gelen arkadaşlarımız var. Onlar için yazıyorum şu tahtaya. Bakın YouTube tarihane kanalımızda bizler soru çözümleri yapıyoruz. Deneme çözümleri yapıyoruz. Mutlaka bakmanızı isterim. Tarihane. Evet. Burada ÖSYM'in çıkmış ve çıkabilecek olan sorularını çözüyoruz. Mutlaka bakın. Umarım bizden memnun kalmışsınızdır. Dilim döndüğünce sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Var mı sıkıntısı olan, herhangi bir soru soran var mı bana? Ya da dersi nasıl buldunuz? Çete yazabilir misiniz? Nasıl buldunuz dersi? Evet, chat. Çete <laughs> yazın arkadaşlar. Gördüğünü alayım şöyle. Sekiz kişiyiz ama. Sesim gelmiyor mu yoksa? Sevgili arkadaşlar sesim geliyor mu? Bence sistem dondu. <laughs> Kimse beni duymuyor. Aa çok teşekkür ederim ee, hocam. Çok teşekkür ederim. Evet bu tür geri dönükler beni çok mutlu ediyor. Çok sağ olun çok teşekkür ederim. İnşallah süreç içerisinde beraber oluruz arkadaşlar. Ee, sizleri tanıdığıma çok sevindim. Memnun oldum. İnşallah sizler de bizden memnun olmuşsunuzdur. Dediğim gibi YouTube kanalımda soru çözümlerine hepinizi bekliyorum. Instagram kullanan arkadaşlarımız varsa tarihane bir, evet, tarihane bir Instagram hesabımızdan da istediğiniz soruları, yapım soruları bize sorabilirsiniz arkadaşlar. Her türlü yardımcı olurum. Tekrardan dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlar.